Kılıçdaroğlu'nun dün CHP'nin organize ettiği kadınlarla ilgili bir Kadınlar, toplantıydı. evet, birlik, beraberlik, bilmem seçim hakkı verilişinin yıl dönümünde yapmış olduğu konuşmada grupla değildi. Yine belgeleri sağladı. O belge 2014 Nisan ayının 18'inde haberleştirilen ve bu şu anda Amerika'daki kumpas davasında tiyatroda tanık sıfatıyla yargılanan Rıza Sarraf'la ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hükümete Rıza Sarraf'ın bazı bakanlara rüşvet verdiği, tehlikeli olduğu yönünde bir rapor sunduğu ve hükümetin, dönemin başbakanının ve AK Parti hükümetinin bu raporu sümen altı ettiği yönündeki iddialar. Haber böyleydi. Sayın Kılıçdaroğlu 3 sene sonra bunu bir kere daha gündeme getirdi. Fakat hem birinci bu Manadası'ndaki meselede biliyorsun daha önce bunu Fuat Avni haberleştirmişti. Fuat Avni söylemişti. Aylar önce. Aylar önce, 6 ay önce. Bu meseleyi de yani MİT Sarraf'la ilgili hükümete rapor verdi. Haberini yazan kişi de Arzu Yıldız, FETÖ'den soruşturma geçirdi. Tutuklu mu değil mi hala bilmiyorum ama bağlantıları, iltisakları olduğunu biliyoruz. FETÖ şüphelisi olduğunu. Onun haberi ve o haberi sanki yeniymiş gibi bugün tekrar elinde salladı Amerika'daki davaya destek olmak için. Çünkü Amerika'daki dava çöküyor Hikmet. Tabii. İkincisi, herhalde sen de söyleyeceksin. Gazeteler bunu haberleştiriyor. Fakat ısrarla şundan kaçıyor. Güneş Gazetesi hariç. Diğerlerinde de var tabii ama ben karşı gazetelerden bahsediyorum. MİT'in, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu iddiaya karşı mahkeme, İstanbul Savcılığı 9. Asliye Mahkemesi MİT'e soruyor. Böyle bir rapor verdiniz mi diyor. Evet. MİT'in de bir cevabı yazısı var. Bu yazı Hürriyet'te yok. Bu yazı Cumhuriyet'te yok. Bu yazı Sözcü'de yok. Diğerlerinde yok. Bu yazı ekrandaysa görelim. O yazıda da Milli İstihbarat Teşkilatı resmi bir kurum. Yani savcılık diyor ki böyle böyle bir iddia var. 2014 Nisan 18. Böyle bir rapor sundunuz mu? MİT de diyor ki ilgiye konu talebe ilişkin olarak kayıtlarımızda yapılan araştırma neticesinde 4. ayın 18'i yani 18 Nisan 2013 tarihli, 2013 yanlış söylemişim, Rıza Sarraf'ın suç işlediğine dair tespitlere havi, yani tespitleri içeren teşkilatımız tarafından hazırlanmış başbakanlık makamına sunulan bir rapor bulunmamaktadır diye bir cevabı yazısı var. Söz yani bu, senin o, Hikmet. O belge ise bu da belge ama şunu düşünerek bunu değerlendirmek lazım. Nedir o? Hemen bir haber okuyorum. Bu haber tabii tek bir haber kanalından değil. Türkiye'de zannedersem 2014 yılı 2016 yılında şeyden hemen sonra 15 Temmuz darbe girişimine hemen sonra okuyorum. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü Başkanlığı ekiplerince Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 31 ilde gerçekleşen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen aradan MİT ve TSK'nın da imamda bulunduğu 101 kişiden 55'i yakalandı. Şunu söylemek istiyorum. Bu niye okudum bu haberi? Hı hı. Bu haber bu hani Kılıçdaroğlu iddia ettiği bak MİT bir rapor hazırlamış ve bunu size bildirmiş Zarrab'la ilgili falan ve siz bunu sümen altı ettiniz. Gerçi iddianın öyle bir şey olmadığını resmi kayıtlarda bu var. Artı unutmamak lazım. Aşağı yukarı 50-55 kişilik bir ekipte yani kişide darbe girişiminden sonra deşifre olan, MİT'in içine sızmış olan bir takım FETÖ'cü unsurlar da var. Bu adamlar birçok operasyonu yaptılar. Yani emniyeti ve yargıyı ele geçiren ve bu şekilde paralel yapılanma şeyle vasıtasıyla 17-25 Aralık'ı sürdüren bu FETÖ'cüler aynı zamanda MİT'in içerisinde de bulundular. MİT'in içinde bulunan FETÖ'cüler de ki onlar yakalandı, birçoğu yakalandı, kaçanlar da kaçtı. Birçok belge hazırlıyorlardı kendi aralarında. Nasıl UYAP'a girip de UYAP'ı kontrol altına alabiliyorlardı? Öyle değil mi? Hiç kimse haberi yok. Adalet Bakanı'nın haberi yok. Savcının haberi yok. Ama UYAP'ın içerisine girip kim suçlu, kim suçsuz, kim çaldı, kim hırsız yazıyorlardı bunlar. Aynen öyle. Kılıçdaroğlu'na tutuşturan belge bence şunun ispatıdır. Dünkü patlayan bombada. Hı hı. FETÖ'cüler bunlara zam işte belli bir zaman ayarı yaptılar. Dediler ki bu Zarrab davası devam ederken biz sana bazı belgeleri sunacağız. Belge bir varan bir varan iki buna veriyorlar. Ama tabii bir şeyi göz ardı ediyorlar. Yani artık FETÖ'cüler devletin içerisinde eskisi gibi değil. Birçoğu operasyon güçleri kalmadı, temizlendi. Ve o elindeki belgeler de hep kendi kuruma ve sahte belgeler olduğu için ne zaman önüne koysa devletin bomba patlatıyorum diye
elinde patlıyor Kılıçdaroğlu. Evet, olay budur yani. Yani ama unutmayalım yani MİT'in içerisinde o dönemlerde zaten bu işleri takip eden FETÖ'cüler de vardı. Onlar da tasfiye edildi. Onların üzerinden giden tepkiler de vardı. O tezgah da bununla ilgili. Hürriyet. Bu ara çok mesaj geliyor. Kudüs meselesinde konuşur musunuz diye. Konuşacağız. Onlarla ilgili de haberleri aldık. MİT uyardı sen kapattın diyen Kılıçdaroğlu'nun haberi Hürriyet gazetesinde bugün var. Bir kere daha hatırlatalım. Bu haber 2014 yılında FETÖ şüphelisi Arzu Yıldız tarafından dolaşıma sokuldu. Sokuldu. O da şuydu. 17-25 Aralık'tan 9 ay önce MİT sizi uyarmıştı. Buna rağmen Sarraf'la iş tuttunuz babından bir haberdi. FETÖ'nün dolaşıma soktuğu bir haberdi bu. Kılıçdaroğlu 3 yıl aradan sonra evet. Bir kere daha aynı FETÖ'nün haberine, dolaşıma evet. Soktuğu haberlere yer alıyor. Hürriyet bunu yazmış. Baykal diyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu cümlesini atıfta bulunmuş ama devam sayfasına bakıyorum. Sayfa 15'te hani birinci sayfada görmemiştir diye. Fakat devam sayfasında da MİT'in bunu yalanladığına yönelik her zaman yalanladığına yönelik herhangi bir açıklama, belge, bilgi bununla ilgili bir haber parçacığı, kutucuk bile yok Hürriyet gazetesinde bununla ilgili. Bunu sen biraz önce verdin. Demek ki bundan sonra Hürriyet de bunu anladı. Yarın da haberini yapsın artık yani. İnternet sitelerine mi girerler, ne yaparlar bilmiyorum. Ya girer, dün de zaten sosyal medyada vardı bunların hepsi. Israrla evet. Görmüyorlar, görmek istemiyorlar. Oradaki Murat da buradaki Murat'ı dinlesin. Orada bir tane Murat var ya fotoğraflarda. O Murat da Murat'ı dinlesin. Desin ki ya ben bir öteki Murat var. Yandaş mahallenin, bizim gayri yandaşlarından değil. Bir haber yaptı, bir de belge koydu ortaya. Resmi belgedir. Bu bir yargının yayınlamış olduğu. Bize kardeşim böyle bir belge gelmedi. Böyle bir şey yok belgesidir. Deyip de bir tahsil bekleriz. Çünkü Hürriyet nasıldı? Aydın'dan iyi, etrafı kötü. Etrafı kötü, iyi olsa bile editör kötü. O kötü olsa çaycı kötü. Böyle gidiyor böyle. Kim kötü, kim iyi bakmak lazım. Murat deyince aklıma geldi. Dünden beri şey yapıyoruz onu. Şu Murat. Yetkinin mi? Hangi Murat tabii? 4. Murat değil. Murat Yetkin'le ilgili enteresan tespitleri vardı adamın. Ama o geçen hafta itibaren Murat Yetkin'in böyle hani küçük küçük klipler hazırlayıp yorumluyordu Zarap davasını. Çok özel çalışmış. Dosyaları böyle. Arkası kitap dolu. Buradan yani çok da bu konuda derin araştırması varmış gibi bir hareket çekerek ve beni çok rahatsız etti. Yani mesela Hürriyet topa girmemeye çalışıyor. Bir yerde dengeli gitmeye çalışıyor ama Murat bastırıyor, gaza basıyor arkadan. Bir taraftan bizim Çakma Nişantaşı'lı ya sekter diyor ya başka bir şey diyor, kıvırıyor. Arkasından dönüp dolaşıp zarraba vuruyor. Çünkü gıcık ya. Orada şeyi söylüyor. Bu FETÖ'cülerin mahkemede ne işi var cümlesini sorarken aslında ulan niye gidiyorsunuz oraya? Bu işin FETÖ organizasyonu olduğunu milletin gözüne sokuyorsunuz. Gitmeyin ki anlaşılmasın demeye de getiriyor. Bu anlamda gelebilir. Yani. Bu anlamda evet, çıkabilir. Aynen. Fakat Murat Yetkin'in şu 30 Kasım'da yapmıştı değil mi? Before after meselesine bakmak lazım. Bakalım. Bence.